Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bugün 16 Mart 2021 Salı. Soğukluğun sıcaklığa evrimleştiği bir bahar günündeyiz adeta. Geçen haftaki... Bu yayın test ya da tatbikat amacı gütmemektedir. Dünya üzerindeki bütün nükleer bombalar her yere kilitlenmiş durumda. Bu yayın test ya da tatbikat amacı gütmemektedir. Derhal sığınaklarınıza inin. Dünya üzerindeki bütün nükleer bombalar her yere kilitlenmiş durumda. Derhal sığınaklarınıza inin. Patlamadan sonra yardım gönderilecektir. Derhal sığınaklarınıza inin. Bu yayın test ya da tatbikat amacı gütmemektedir. Selamlar, Distopya kanalına hoş geldiniz. Ben Distopya ekibinden Sait Gülüm. Bugün sizlerle birlikte yine çok enteresan bir konunun ya olursa versiyonunu konuşacağız. Bu ölümcül canavarlar güvenli sığınaklarında saklanmakta. Ama hepsi fırlatma kanatlarında saklanıyorlar. Zamanı geldiğinde dünya içerisinde gerçek bir kıyım gerçekleştirebilecekler. Evet, bahsettiğim şey nükleer bombalar. Her biri 50 megaton TNT eşdeğeri bir güce sahip. Ve patladıklarında etrafındaki 50 kilometre yarıçapındaki her şeyi ve bütün yaşamı silip süpürürler. Nükleer bombalar, silah kontrol birliğinin tahminlerine göre dünyadaki bütün silahlardan 15 bin kat daha tehlikelidir. Tüm bu nükleer başlıkları ve nükleer bombaları aynı anda patlatırsak ne olur? Bütün insanlık yok olur mu? Ya da dünya gezegenini Güneş sisteminden silebilir miyiz? Şu an bulunduğun koltukta rahat bir şekilde oturuyor musun? Harika. Hadi hep birlikte dünya yok edecek nükleer gücü seçelim. Öncelikle nükleer bombalara bu kadar gücü ne veriyor onları görelim. Atom bombası uranyum izotopları ve plütonyumla doldurulmuş. Bu sürece müthiş derecede enerji salınımı eşlik eder ve mükemmel bir patlama yaratmış oluruz. Japonya'da 1945 yılında 140 binden fazla insanı öldürmek için kullanılan Little Boy ismindeki atom bombası gibi yine Japonya'da bulunan Nagasaki şehrine 70 binden fazla canı almak için Fat Boy ismindeki benzer bir atom bombası atıldı. Hiroshima ve Nagasaki'de gerçekleşen atom bombası patlamalarından günümüze uzanan zaman içerisinde teknolojinin gelişmesi ve atom bombaları üzerinde yapılan çalışmaların artmasından beri bu küçük masum görünen ama çok yapıcı hasarlar bırakan bombalar daha da güçlendirilmiş etkilere sahip oldular. Bu tür saldırıların tüm korkuları Outrider Vakfı projesi çerçevesinde geliştirilen interaktif bir simülatörde gösterilebilir. Bilgisayar simülasyonları dünyanın herhangi bir yerinde nükleer yok oluşa izin verir. Çevrim içi simüle edilmiş bir patlama da evinize gönderilebilir. Ancak elbette sonuçları oldukça açıktır. Evinizden geriye hiçbir şey kalmazdı. Sadece büyük bir siyahlık, eskiden senin mahallen olan kömürleşmiş kara bir delik. Gerçek dünyada ise bu cehennem ekonomisi 5 ülkeye aittir. Nükleer kulübe katılmış ülkeler ise Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bu tür silahların sayısını kademeli olarak azaltmayı kabul ettiler. Ama yavaş yavaş Pakistan, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore nükleer silahlarına eklemeler yapmaya devam ediyorlar. Ve kulüp üyeleri de ölümcül oyuncaklarından kurtulmak için asla acele etmiyorlar. Nükleer bombaların %90'ı Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'ya aittir. İki ülkenin silahlarının çoğu Little Boy'dan 10 ya da 50 kat daha güçlüdür. Ölümcül suçlamaların toplam gücü 6600 megaton. Bu dünyanın her dakika aldığı güneş enerjisinin 10 katıdır. Tüm bu sıkıntıların ne kadar korkunç olabileceğini hayal etmek bile zor. Bazı hesaplamalara göre sadece bir B-83'ü bombalarsanız 1.4 milyon insan yeryüzünden kaybolurdu. Buna ek olarak 7.2 milyon kişi yaralanacak çünkü termal radyasyonun yarıçapı 13 kilometreye ulaşacaktı ve neredeyse tüm insanlık yok olacaktı.
Bununla birlikte 340 bombadan oluşan mütevazi bir stoğun sahipleri olan diğer devletler de küresel hastalık gibi etki edecekti. Yani Hindistan ve Pakistan birbirlerini 220 nükleer savaş başlığıyla vurursa 20 milyon insan ilk haftada ölecekti. Barışçıl bir silah birikmesi bile bir felakete yol açabilir. Michigan Teknoloji Üniversitesi'ndeki bilim adamlarının yeni araştırması 100 nükleer silah olduğunu gösterdi. Daha büyük bir sayı herhangi bir ülkedeki bir toplumu yok edecektir. Çünkü öncelikle bu sınırları da olumsuz etkiler. Nükleer serpintiler asla sınır tanımaz. Böyle bir ülkedeki tarlalar yavaş yavaş daha az verimli hale gelecek, verim önemli ölçüde düşecekti ve kıtlık patlak verecekti. Ama silah depolanması büyük hasarlara yol açsa bile doğrudan kullanımı tabii ki de daha fazla küresel felakete yol açacaktır. Örneğin 239 nükleer Little Boys Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamen yok edebilir. Ama bunlar atom silahlarının olacağı bir güne kıyasla sadece küçük dokunuşlar olacaktır. O kadar çok ve güçlü ki dünya ve üzerindeki yaşamın devamı asla mümkün olmayacak. Ve belki de bu patlamalar sadece dünyayı bölmekle kalmaz. Aynı zamanda düz bir şekle çevirirdi. Neyse ki gezegenimizin büyük çapı nedeniyle itmek neredeyse imkansızdır. Yerleşik yörüngemizden çıkmamız veya değiştirmemiz de. Gücü birçok kez olası nükleer saldırıyı aşan süper volkanların en güçlü patlamaları bile dünyayı 1 milimetre bile olsa hareket ettiremedi. Bununla birlikte ABD Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden Luke Jones hesapladı. Sadece 18 megaton nükleer yük teorik olarak dünyayı yok edebilir ve yörüngesinden çıkarıp onu bir uzay gezegenine dönüştürebilir. Bunun için gereken bomba sayısını yapmak teorik olarak bile imkansızdır. Çünkü onlar dünya yüzeyinin tamamını işgal ederlerdi. Ama bu kadar silah olmasa bile dünyayı yok edebilirsiniz. Sadece 100 Hiroşima kapasiteli 2 nükleer patlama tüm gezegeni parçalara ayıracaktır. Bilim adamları Pakistan ve Hindistan arasındaki potansiyel bir çatışma örneği üzerine sonuçlarını çıkardı. Atom bombalarının ilk saldırıları büyük şehirlere düşer tarzında bir açıklama yaptı. Eşi görülmemiş yangınlar her yerde alevlenir ve tüm stratosferi dumanla doldurur. Dumanlar güneş ışığını gizler ve dünyaya sonsuz bir alacakaranlık getirir. Ek olarak kurum ve kimyasallar, özellikle nitrik oksit havaya yükseldikten sonra ozon tabakasını parçalara ayırırdı. O zaman yıkıcı ultraviyole dünyanın geri kalanı için güçlü bir akışta akacaktı. Birçok bitkinin mutasyona uğramasına ve okyanuslardaki tüm fitoplanktonları yok etmesine neden olur. Bu da demek oluyor ki balıkların ve diğer su ürünlerinin bir kısmı yiyeceksiz kalacaktı. Buna ek olarak atmosferin üst katmanlarına 6,5 ton radyoaktif madde giderdi ve asit yağmuru tüm gezegene yağmaya başlardı. Bu nedenle 2 milyar insan, yani dünya nüfusunun neredeyse 3'te biri açlıktan ölecekti. Rusya'nın RDS-220 hidrojen bombası gibi savaş başlıkları batıda çar bombası olarak bilinir. Bu güçlü patlamalar yüzeyin ortalama sıcaklığının düşmesine yol açacaktır. Dünya 8 derece düşecek ve dünyanın birçok bölgesi buzla kaplanacaktı. Bu koşullar altında tarım tam bir felakete maruz kalacaktı. Böylece gezegenimizin sakinleri açlıktan öleceklerdi. Ama tüm nükleer başlıklar birleştirilir ve ateşlenirse gerçek kıyamet bizleri bekliyor. Bu olay atmosfere yükselecek kuru miktarını 100 kat arttırırdı. Sonuç olarak tek bir güneş ışını bile dünyaya nüfuz edemeyecek ve nükleer kış gelmiş olacaktır. Tüm okyanuslar donacaktı ve kara kalın bir buz tabakasıyla kaplanmış olacaktı. Yaşam sadece deniz kenarındaki jeotermal enerjilerin bulunduğu yerde olacaktı. Dünya sonsuza dek beyaz büyük bir buz kütlesine dönüşecekti ve insanlık asla geri gelmeyecekti. Onu hiçbir güç geri getiremeyecekti. Ama insanoğlu bir mucizeyle yeniden dirilse bile geçmişe dair hiçbir şey hatırlamayacak ve atalarının kaybolmasına sebep olan şeyleri tekrarlayacaktı. Geçmişinden asla ders almayacaktı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve dostlarınıza önermeyi unutmayın.